Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda RGB LED yapacağız dolabın altına. Müşterimiz RGB LED istedi. Dolabın altına tek şerit halinde geleceğiz. Kumandamızı yine mobilyaya montaj edeceğiz. Adaptörümüzü yani trafomuzu da dolabın altına montaj edeceğiz. Fişi sök taktan ziyade açmalı kapamalı. Bu şekilde sabit takılı kalacak arkadaşlar burada. Açacak, kapatacak. Videomu izlemeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Öncelikle elektrik girişlerimizi ve trafoyu ayarlayacağız. En son LED ayarlayacağız. Arkadaşlar RGB LED'in özelliği tek renk seçeneği değil de şöyle kumandadan göstereyim. ...15 tane renk seçeneğimiz var. 15, bir tane de beyaz var. 16. Bir de değişik değişik modlarımız var arkadaşlar RGB'de. RGB LED'in özelliği renk değiştirmesidir. Videomuzun sonunda hangi modlarda çalıştığını sizlere göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle şu elektriğimizi bir ayarlayalım. Şimdi tek seferde ben bunun hepsini ayarlayacağım arkadaşlar. En son montajımıza geçeceğiz. Çünkü dolabın altında çalışmak biraz zahmetli olacaktır bizim için. Arkadaşlar adaptörümüzün girişini karıştırmamamız gerekiyor. LED'lerin artı eksi ucunu normalde adaptöre giriyoruz arkadaşlar. RGB'de bu şekilde çalışmıyor. RGB'de modül olduğu için 12 volt çıkışa bu kabloyu bağlayacağız. Bu kabloyu modülümüze bağlayacağız. RGB'de 4 tane kablomuz vardır. Onu bağlayacağız. Arkadaşlar normalde bunlarda tırnaklar var şu şekilde. Her modülde tırnak çıkmayabiliyor. Bazı modüllerimiz tırnaklı oluyor. Bazı modüllerimiz sadece kablo çıkışı bırakıyor. Onun için biz bunu buradan keseceğiz arkadaşlar. Kestikten sonra kablo uçlarımızı açıyoruz. Açtıktan sonra aynı burada hangi renk varsa bağlayacağız. Ama tabii bu marka marka değişiyor. Tabii lehimlerden kopup ayrılmasın diye şu baş tarafa biraz bant vurmam gerekecek. Arkadaşlar burada şimdi biz bunu beyaza bağladık. Kırmızıyı, yeşili yeşile bağlıyoruz. Kırmızıyı kırmızıya bağlıyoruz. Bunu da sıkıldığınız zaman istediğiniz renge getirebilirsiniz. O yüzden kullanımı güzel arkadaşlar. İstediğiniz renk seçeneği var. Ben şimdi bağlantılarımı da yaptım. Sadece montajımız kaldı. Montajı da birlikte yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar kumandamızı taktık. Testimizi yapacağız. Arkadaşlar RGB LED'in özelliğini şöyle kısaca sizlere göstereyim. Kumandadan açıp kapatabilirsiniz. Anahtarı da kapatmanıza gerek yok. Buradan beyaz rengi seçebilirsiniz. Maviyi seçebilirsiniz. Yeşil, kırmızı. Bu şekilde renk tonlarını açabiliyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz rengi.
Artı şurada flash var, işte store var. Bunları açtığınız zaman bu şekilde renk değiştirebilir. Bu şekilde yavaş yavaş yapabilirsiniz. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Misal flash'a getirdik biz bunu. Şu an hızlı yanıp sönüyor. Bunun hızını düşürmek için şurada ok işareti var arkadaşlar. Aşağı doğru, yukarı doğru. Bunu aşağı yaparsanız hızını azaltırsınız. Şu şekilde. Yukarı basarsa hızlandıracaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle hızlandırıyor. Bunu kumandadan hızını ayarlayabiliyorsunuz. Ben en yavaşa getireceğim bunu. Bir de şöyle göstereyim. Mesela yeşile aldık. Renk, hani ışığı çok fazla aydınlık yapıyor derseniz de bunu buradan aşağı, yani aşağı ok yönüne bastığınız zaman ışığın ayarını, yani tonunu kısarsınız arkadaşlar. Şu şekilde. LED'i ışığını kısıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu şu an en kısık hali. Kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şu an ışığını açıyorum. Evet, şu an en yüksek ayarda arkadaşlar. Şimdi montajımızı gerçekleştireceğiz. Montajımızı gerçekleştirmeden önce bunlarda bant var arkadaşlar. Arkasında yapışkanlıdır bunlar. Şimdi burası yeni olduğu için burada mermer kesmişler. Toz olmuş. Yapıştıracağınız yerde tozu silmeniz gerekiyor arkadaşlar. Silmezseniz 2 gün sonra düşer. İş yeriniz ya da yaptığınız iş bir işe yaramaz. Biz şimdi temizliğimizi yaptık. Adaptörlerimize montajını yapacağız. Arkadaşlar, adaptörümüzü dolaba montajlayacağız. Adaptörümüzü taktık. Şimdi de kumandamızı takacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yapıştırdık. Şimdi açacağız. Evet arkadaşlar, montajımızı bitirdik. Buradan kumandadan istediğimiz rengi bu şekilde yakabiliyoruz. İstersek flaşa getirebiliyoruz bu şekilde. Evet arkadaşlar, bir işimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.